Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün, 21 Kasım Salı. Yurdun büyük bir bölümünde, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, ülkenin en doğusundaki şehirlerde ise kar yağışı görülebilir. Şimdi haberler. ...6 Şubat depremlerinin ardından yapılan, Türkiye Tek Yürek kampanyasında, taahhüt edilen 29 milyar 449 milyon liranın akıbeti, halen belli değil. CHP'li vekil Ali Öztunç'un soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, toplam 85 milyar 697 milyon 129 bin lira bağış toplandığını ve bu tutarın 57 milyar 553 milyon 23 bin lirasının, depremzedelere hane başı ödeme, ölüm yardımı, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, tuvalet, gıda ve hijyen kolisi alımları için kullanıldığını belirtti. Birçok ünlü ismin telefon başında bağış topladığı gecede, Merkez Bankası'nın yanı sıra, kamu bankalarının yaptıkları bağışlar, tartışmaları da beraberinde getirmişti. Kampanyada toplanan meblağ, Sayıştay denetimindeki afet fonu kapsamına alınmamıştı. İçişleri Bakanlığı, hafta sonu yaşanan sel ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Batman ve Zonguldak'ta 4'er kişinin, Diyarbakır'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zonguldak'ta, mendireye çarptıktan sonra batan yük gemisinde kaybolan 12 Türk mürettebattan, birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 11 denizci, halen aranıyor. İstanbul'a su sağlayan barajlarda, %16'ya kadar düşen doluluk oranı, son günlerde görülen yağışlarla, %22,63'e kadar yükseldi. Türkiye'de, ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı, 1.127.038 kişi olarak açıklandı. Bakanlık verilerine göre, yabancı sayısında ilk sıralarda Rusya vatandaşları, Türkmenistan vatandaşları ve Irak vatandaşları geliyor. En fazla yabancı, İstanbul ve Antalya'da, en az yabancı ise, Tunceli ve Muş'ta bulunuyor. Dolandırıcılık soruşturmasında tutuklanan, Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan, ilk kez hakim karşısına çıktı. Dolandırıldığını söyleyen Erzan, bir müşteki tarafından önüne mermi konulduğunu, durum ortaya çıkınca, bankada esir alındığını öne sürdü. Erzan ayrıca, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'den de, 300 bin dolar aldığını iddia etti. Fransa'nın eski imparatoru Napolyon Bonaparte'a ait olan bir şapka, 1 milyon 932 bin euroya satıldı. 2014'te de, bir başka Napolyon şapkası, 1 milyon 884 bin euroya satılmıştı. Napolyon'un, toplamda 120 civarında şapkaya sahip olduğuna inanılıyor. Bunların çoğu ise artık kayıp. Arjantin'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu, aşırı sağ görüşlü aday, Javier Milei kazandı. Oyların %56'sını alarak seçilen Milei, görevine 10 Aralık'ta başlayacak. Zafer konuşmasında, ülkenin yeniden inşasına başlayacaklarını belirten Milei, "Bugün Arjantin'in gerilemesinin sonu, çöküş modelinin sonu geldi, geri dönüş yok," dedi. Milei, seçim kampanyasında, Merkez Bankası'nı kapatmak, para birimi olarak doların kullanılması gibi radikal öneriler sunmuştu. İspanya'da, vergi kaçırmak suçlamasıyla yargılanan Shakira, davanın düşürülmesi karşılığında, savcılıkla anlaşma sağladı. Buna göre Kolombiyalı şarkıcı, 7.3 milyon euro, yani 230 milyon lira ceza ödeyecek. Shakira, 2012 ila 2014 yılları arasındaki kazancı üzerinden ödemesi gereken, 14.5 milyon euroyu ödemediği için yargılanıyordu. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre, Ekim ayında karşılıksız çek tutarının, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarına oranı, %1,4 oldu. Bu, Haziran 2021'den bu yana görülen, en yüksek seviye olarak dikkat çekti. Bloomberg HT'nin anketine katılan 27 kurum, Merkez Bankası'nın, faizi 250 baz puan artırarak, %37,5'a yükseltmesini bekliyor. Ankette faiz beklentisi, maksimum %40, minimum ise %37,5 oldu. 2024 yılı için, en yüksek faiz beklentisi ise, %50 olarak kayda geçti. İlk faiz indirimi, gelecek yılın sonunda bekleniyor. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.